Sevgili seyirciler, ülkemizde kişi başına elektrik tüketimi 3000 kilowatt saat düzeyinde. İhracat artıyor, hedeflerle birlikte 500 milyar kilowatt saat elektrik enerjisinden söz ediliyor. 14 bin kişi tarafından ziyaret edilen sektörün en uzun soluklu fuarında enerjinin geleceği, yatırımcılar açısından ülkemizdeki pazar durumu da yine enerji sektörünün devleri tarafından değerlendiriliyor. Konferansa gidiyor, bu konferansın detaylarını ekranlarınıza taşıyoruz. Sektörel fuarcılık tarafından düzenlenen ICCI 2013 19. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı kapsamında MÜSİAD tarafından gerçekleştirilen özel oturumda yatırımcı gözüyle enerji sektörü konulu panel düzenlendi. Baş konuşmacı olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın yer aldığı panel, MÜSİAD 4. Dönem Başkanı Ömer Cihat Vardan tarafından yönetildi. Panele Ahmet Çalık, Nihat Özdemir, Turgay Ciner, Fahrettin Amir Arman ve Adnan Polat katıldı. Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık konuşmasında enerjide arz güvenliği konusuyla ilgili görüşlerini açıkladı. Çalık, enerji verimliliği, kaynak çeşitlendirmesi, yerli kaynak kullanımı, bölgesel ve küresel kaynaklara erişim konularının önemini vurgularken mevcut yapıyı rakamlarla ortaya koydu. Yaklaşık petrole eş değer olan enerji tüketimimiz 109 milyon ton yaklaşık. Bunun %32'si gaz, %27'si petrol, %31'i kömür, %4'ü de su. Ve geneline baktığımız zaman bu 109 milyon ton petrole eşdeğer kaynağın %70'i dışa bağımlıyız. Bu dışa bağımlılığın da %27'sini petrol oluşturuyor, %32'sini gaz, %11'ini de kömür oluşturuyor. Bu bakımdan baktığımız zaman bizim yıllık yaklaşık geçen yılki enerji ithalatımız 60 milyar dolar. Bu gerçekten uluslararası arenada da büyük bir rakam. Ürünlerin kömür, doğalgaz, petrol ve bunların hangi kaynaklardan yüzde kaç geldiği çok önemli diyen Ahmet Çalık, bir kaynağın payı %25'i, %30'u geçmemeli ki riski yönetebilmiş olalım. Bu konuda ülkemiz çok ciddi çeşitlendirmeye gidiyor sözleriyle konuşmasına devam etti. 2023'e kadar bakanlığımızın hedefleri Türkiye'nin 2023 ekonomik büyüklük hedefleriyle yaklaşık 100 bin megawatt'a ulaşacağız. Bu da ilave 45-50 bin megawattlık yeni ilave yatırım demektir. Petrol ve doğalgaz rezervlerimize baktığımız zaman gerçekten Türkiye hidrokarbonlar bakımından şu ana kadar yapılan tespitlerle fakir bir ülkeyiz. Petrolün %93'ünü ithal ediyoruz. %7'sini kendimiz üretiyoruz. Doğalgazın %98'ini ithal ediyoruz. Yani ithalatçı bir ülke konumundayız. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir toplantıda yaptığı konuşmada özel sektörün bakışından elektrik dağıtımını değerlendirdi. Özdemir, sektördeki tüm şirketlerin EPİAŞ'ın kurulmasına büyük önem verdiğini belirtti. Çok yakın bir zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen 6.446 sayılı yeni enerji piyasası kanunu ile enerji piyasasında neler olacak ve neler olmalıdır ve bunlarla ilgili gelişmeleri size arz etmek istiyorum. Bu kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaştıktan sonra hepimizin bilmesi lazım gelir ki artık enerjide rekabetin yoğun olduğu bir piyasayı hep birlikte göreceğiz. Bu yasanın İşlerlik kazanabilmesi için ikincil mevzuatlar dediğimiz yönetmelikler ve genelgelerle bu yasanın piyasada işlerliğinin sağlanması gerekmektedir. Tabii burada da görev
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na düştüğü kadar, ki bu da %75-80 civarındadır, bunun geri kalan kısmını da Türkiye'de Enerji Bakanlığı'nın yapması gerekmektedir. Yılında Türkiye'miz 90 milyon nüfusa kavuşacak. 500 milyar dolar ihracat yapacağız. 650 milyar dolar ithalat olacak. 60 milyar dolar turizmden gelir elde edeceğiz diyen Özdemir, enerjide yılda 500 milyar kilowatt saate ulaşmamızın hayal olmadığı vurgusunu yaptı. Türkiye enerji piyasasında dünyada ikinci büyük büyüyen ülkelerden bir tanesi. Başta Çin var. Arkasında biz geliyoruz. Avrupa Birliği ülkeleri %1-1,2 büyürken Türkiye'miz geçtiğimiz yıllardan bugünlere kadar baktığımız zaman her yıl enerjide Türkiye %6-7 mertebesinde büyümüş. Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner konuşmasına kömür üstünde senelerdir yapılmış propaganda olduğunu vurgulayıp şair Orhan Veli'nin "Yüz karası değil, kömür karası, böyle kazanılır ekmek parası" şiirini okuyarak başladı. Yüz karası değil, kömür karası, böyle kazanılır ekmek parası. Bu Orhan Veli'nin bir dörtlüğüdür. Bugün dünyanın önde gelen en büyük ekonomilerinden Amerika, Almanya, Çin'de kömürden elektrik üretimi oranları tam olarak söylemiyorum ama 50'nin üzerindedir. Burada bulunan hazırının çoğu da Almanya'yı görmüştür. Amerika ve Çin çok geniş olduğu için tamamını görme şansımız yok. Yemyeşil bir ülkedir. Ve kömür santralları ormanların içindedir. Herhangi bir yeri de kirletmemektedir. Yenilenen ve yeni teknolojilerle kömürün çevreye zararı minimize edilmiştir. Bunun üstündeki baskı neticelerinde Türkiye'de bilinçsizce bu kömüre karşı bir karalama kampanyası oluşmuştur. Bundan dolayı da Sayın Bakanımın izniyle mağdur bir sektör adına burada bulunmaktayım. Bu mağduriyeti dile getirmek ben ve emekçilerin hakkıdır. Konuşmalarda özel sektörün beklentilerinin ortaya konulmasının yanı sıra dünyanın gelişmiş ülkeleriyle enerji anlamında kıyaslamaya da gidildi.